Ankara'dan Samsun'a gideceğiz. Temel olarak uçuş prensiplerini göstereceğim. Pist ışıkları, pisti görmek için ışıklar vesaire, geçiyorum bu kısımları. Şimdi FMC'yi açıyoruz. Efes aksiyona giriyoruz. Full kısmına giriyoruz. Buradan 3'te 1, 3'te 2 keyfimize göre buradan yakıtı giriyoruz. Sonra geri geliyoruz. Menüye basarak FMC'ye giriyoruz buradan. FMC'yi açıyoruz. Post init'e basıyoruz. Ref Airport'a bulunduğumuz havaalanının iki olsunu yazıyoruz. Kapı önemli değil. Gate önemli değil. Rota'ya bas. Rot buraya aynen origin'e de bulunduğumuz yeri giriyoruz. Go Rota'ya basıyoruz. Dosyamızda attığımız uçuş planımızı FMC'ye girmek için. Bu bende bir sürü uçuş planı olduğu için şu an Ankara Samsun uçuş planını yazacağız. Lima Tango Alfa Charlie, Lima Tango Foxtrot Hotel yazıyorum. Ve uçuş planım çıktı. Daha önceden hazırlamıştım ben bunu. Seçiyoruz. Exec'e basıyoruz. Aktif etmiyoruz bunu. Daha sonra uçuş planımızın ilk bacağını görmemiz gerekiyor. İlhan. İlk bacağımız İlhan. Yani departure'ımız İlhan uyumlu olması lazım ve pistimizin bulunduğumuz pistte de uyumlu olması lazım ya da ATC'nin verdiği seçeneklere uyumlu olması lazım. Yani pistte eğer ground varsa zaten bize söyler o. Neyse, dip ara basıyoruz. Buradan depe basıyoruz. Bulunduğumuz pist 03 left. Ankara 03 left. Ve İlhan'a bakıyoruz. İlhan 1 alfa. Next page'den İlhan 1 alfayı seçiyoruz. Sonra tekrar Lex'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi uçuş planı girildi. Yine aktif etmiyoruz. Bekliyor. Burada diğer ayarları yapacağız. Initref'e basıyoruz. Cost indeksi 0-50 arası istediğimiz bir de girebiliriz. Burada ZVF'ye iki kere basıyoruz. Kendisi otomatik alıyor. Uçuş yüksekliğimizi, uçuş seviyemizi giriyoruz. Cruise seviyesindeki cost indeksi dediğim gibi 0-50 arası bir şey giriyoruz. Kendi keyfimize kalmış o. Uçuş seviyemiz 18.000 feet. Translation altitude onu da 10.000 olarak gireceğiz. Eğer Türkiye'de uçuyorsak. Burada bu 5 kısmı doldurduktan sonra bu sayfada işimiz bitiyor. M1 limit tuşuna basıyoruz. Sol taraftan TO2'yi seçiyoruz. Sağ taraftan da CLB1'i seçiyoruz. Bu bizim için idealdir. Flap kısmına dokunmadan önce trim hizasına soldan 3. çizgiye 2 kere basıyoruz. Flap 5 yazıyoruz. Sol en üste giriyoruz. Sonra V1, VR, V2'ya çıkan hızları tek tek yukarıdan aşağıya giriyoruz. 148 bizim kalkış hızımız. Sonra Lex'e basıyoruz. Aktif ediyoruz. Exec yapıyoruz. Sonra Initref'e basıyoruz. Initref'e de exec diyoruz ve uçuş planımız girilmiş oluyor. Artık sorunsuz kalkış yapabiliriz. Bacakları kontrol ediyoruz burada. Herhangi bir sorun görünmüyor. İstersek keyfimize göre İlhan bacağını yukarıya da çekebiliriz. Bu bize kalmış yani tamamen. Bacakları değiştirebiliriz. Dediğim gibi temel şeyleri gösteriyorum ben burada. Daha sonra zaten fark edeceksiniz. Sonra bu sağ kursun yanındaki TD'yi yukarı, FD'yi yukarı çekiyoruz. Sol kursun altındaki FD'yi yukarı çekiyoruz. Hemen sol kursun hemen sağındaki AT arm var. Onu da yukarı kaldırıyoruz. Bu arada hız panelinde gördüğünüz gibi FD yazıyor. Flight Director açıldı. Sonra arm konumuna da geldi. AT arm'ı getirdiğimiz için. Her şey şu an kalkış için hazır bir pozisyondayız. Flaplerimizi 3. seviyeye getiriyoruz. İniş takımlarımızı kalkışta kapatmak için auto brake'i aşağıya çeviriyoruz. Trim diyor. Trim 585'miş. Auto throttle'ımızın hemen sol tarafında trimimizi 585'e çeviriyoruz. Mouse'umuzu ileri geri oynatarak. Bu sayfaya Shift 3 yaptıktan sonra Initref'e basıyoruz. Initref'ten M1'e basıyoruz. Take off'a basıyoruz. Bu sayfaya geliyoruz. Öyle buluyoruz bu sefer. Sonra Lex'e basıp kapattım ben bu sayfayı. Artık sorunsuz uçabiliriz. Uçmak için
piste koşmak için Ctrl Shift G'ye basmamız yeterlidir. Bu bizi piste koşturacak. Tabii kalkmadan önce köy eneğimizi bir bulunduğumuz yere göre ayarlamamız lazım. Bunun için bunun otomatik olması için B'ye bir kere basmamız yeterlidir. Uçağın taksi ışıklarını, landing ışıklarını vesaire geçiyorum. Daha sonra kabin basıncı ayarlamasını da havadaki basıncı oralarda pas geçiyorum. Başka söyleyebileceğim efendim. Bunlar yaptıktan sonra kalkış için artık hazırız. Piste koşabiliriz. Hemen şuradan ben basayım. Bu arada Shift Z'ye 3 kere basarsak sol üstte kırmızı yazılar da çıkacak. Shift'e basılı tutarak 3 kere Z'ye basarsak hızımız, yüksekliğimizi oradan da takip edebiliriz. 03 pistinden, 03 sol pistinden Ankara'dan kalkışımızı yapıyoruz. V2 hızını zaten şeye girmiştik. V2 ve uçuş yüksekliğimizi VCB panele girmiştik. 148 bizim V2 hızımız. V2'ya ulaşınca levyeyi çekeceğiz. Zaten bize rotate diyor. Kokpitteki ses, kokpit sesi. Rotate der demez levyeyi çekiyoruz. Dikkat edin 8.5'u geçmesin bu kuyruğumuz. Kuyruk yoksa tire strike olur. Sıkıntı olur bu uçuş esnasında bizim için. V rotate diyor ve levyeyi çekiyoruz. Açıya aynen dikkat ediyoruz. 7.6, 7.4, 7.2, 8.9 oldu bir an. Ama zaten havalamıştık, geçtik. İniş takımlarını kapatıyoruz. Hala otomatik pilota geçmedik. Otomatik pilota geçmek için sağ kursun oradaki sol üstteki CMD A var. Ona basacağız. Ardından LNAV'a basacağız. Ardından VNAV'a basacağız. Bunlar hemen bu hız altitude ayarladığımız yerin orada. Şu an 200'e kadar ulaştık. Otomatik pilota geçerken hızımız baktık ki artık artmıyor, duruyor ve düşmeye başlıyor hızımız. O zaman otomatik pilota geçebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi 197-196 düşüyor. Hemen CMDA'ya bastım, LNAV'a bastım, VNAV'a bastım ve otomatik pilota geçti. Rotadaki hizaya oturmaya başlıyor. Tırmanmaya da devam ediyor. Hızımız da FMC'deki hıza göre ayarlanıyor. Zaten bakabilirsiniz sol üstteki bu göstergede M1 yazıyor, LNAV yazıyor, VNAV speed yazıyor. Ve kalkışta her şeyin doğru olduğunu bize gösteriyor. Bu arada otobreak'i geri eski konumuna getirebilirsiniz. Sonra bir kere iniş takımlarının yukarıya çekmiş bir kere fareyle tıklamanız, onu orta seviyeye getirmeniz gerekir. Onu da getirirsiniz. Ben bunu ileride yaparım. Şimdilik dursun. Hızımız 218 yükseliyor. Yükselmeye devam ediyoruz 18.000'e kadar. 18.000 fite ulaşınca zaten tekrar altitude'umuzu ineceğimiz pistin altitude seviyesine 1800 ekleyerek gireceğiz. Bu arada flapları kapatalım. F5 ile hepsini kapatabiliriz. Tek tek kapatmak için F6'ya basarak uğraşmadan. Uçuşu offline yaptığım için ATC vesaire bu prosedürleri geçiyorum. Sadece nasıl uçulduğunu temel olarak göstermek için bu adımları geçtim ben. On bin fite ulaşmadan ya da ulaşınca da QNH'i o standarda almamız gerekiyor. Şimdi ulaşacağımız pisti bakıyoruz. Dip ara basıyoruz. Yapardan ILS 13. Son bacağımız havza zaten. İstediğimiz havza seçeneğini seçebiliriz. Ayraklarınız güncel değilse bunlar sizde eksik olabilir. Benim de 16.06.2016'ın Haziran ayı ayrağı güncel şekilde yüklü. Burada ben İstediğim bir tane havza, bir de kilo Romeo Tango, buradan fark etmez birini seçebiliriz. Seçtikten sonra Lex'e basıp düzenlemelerini yapacağız.
Yani bu bize kalmış. Hafıza bir detayı seçiyorum ben. Sonra tekrar X'e basıyorum. Bakıyorum burada. Birinci sayfada zaten hafıza vardı en altta. İkinci sayfada değişiklikler olduğunu göreceğiz. Bu Ultax gelmiş. AF047 gelmiş. AF048 gelmiş. Biz burada AF048'i ya da Delta 2850'yi havzaya getirerek işte uçuşumuzu doğru bir rotada yapmış olabiliriz. Şimdi burada depardan yapınca son bacağımızın her zaman üstüne getiriyoruz gelen yeni seçenekleri. Son bacağımız bizi pistin üstüne oraya kadar götürüyor. Bizim o kadar gitmemize gerek yok. AF047'ye basıyorum. Havzanın üstüne getiriyorum, basıyorum. Havzaya kadar gitmemize gerek yok. AF047'ye gitsek yeterli. Sonra eksige basmayı unutmuyoruz. Burada keyfimize göre kendi düzenlemelerimizi, rotamızı ayarlayabiliriz. Artık yalnız şuna dikkat edin. Burada RV13 yazıyor. RV13'ten önce başka bir bacak daha olması lazım. En azından bir bacak olması lazım. Yoksa RV13 direkt karşımıza gelmez. Bodozlama 90 derece geçebiliriz. 60 dereceyle geçebiliriz. Bizi pistin tam ortasına doğru uçağı oraya doğru sürer yani. Bu doğru olmaz. Onun için en azından bir bacak daha pistin yazdığı bacaktan önce bir bacak daha olması lazım. Bu arada QNH'imizi standarda alıyoruz. QNH standardı almak için kurs değerinin solundaki o şu an bulanık görünüyor. Oraya bir kere fareyle tıklamamız yeterli ortasına. Sonracığıma uçuş planımız tamamdır. Şu an kuruluş seviyesine ulaştık. 18.000 fitte ilerliyoruz. Her şey güzel. Birazdan alçalmaya başlayacağız. Alçalmaya başlayabilmek için dediğim gibi 13 pistinin yüksekliğini girmemiz lazım. Artı 1800 fit girmemiz lazım 13 pistine. 13 pistinin yüksekliği 60 fit. Buna FMC'den bacakları gezerek bacakların yüksekliklerine en sağda görebiliriz. Mesela Ergün 18.000, Akedo 18.000 fit. Buradan görebiliriz. Altitude'umu ben burada 60 fit artı 1800 fit dersek 1900 fit olarak gireceğim ben altitude'umu. Bu arada kopuk bacak varmış. Sayfaları gezerken gördüm. Bu kopuk bacağı gidebiliriz. Mesela çarşambadan sonra kopukluk var. CI-13'ü çarşambaya kadar götürebiliriz ya da Charlie India'ya basıp bir yukarı boşluğa da alabiliriz. Dediğim gibi RV-13'ten gideceğimiz pistten pistten önce en az 1-2 bacak olması yararlıdır. Çarşambadan sonra Charlie India 13 bacağı var. Yani uygundur bu uçuş. Eksige basmayı unutmayacağız. Her zaman eksige basalım. Ben Charlie India 13'ü çarşambanın üstüne ya da evliğin üstüne alayım. Çünkü 17 deniz mili daha çarşambanın üstünden dolanmama gerek yok yani. Bu arada pisti kaçırırsak en altta da hold at çarşamba yazıyor. CRM olarak görüyoruz. Yani telaşlanmaya gerek yok. Aman ben havada kaldım falan diye. Mesaj da yiyor bu arada. Başka söyleyebileceğim. Şu an alçalmaya geçince zaten ayarları da göstereceğim. Ama mutlaka altitude'umuzu pist artı 1800 feet olarak girelim. Bu 1800 ILS frekansı, for yaklaşma için frekansın geçerli olduğu yükseklik diye ben genelde 1800 giriyorum. Değişiyor bu. 2000 fit oluyor. 2200, 2400, 2500, CAT 1-2-3 olarak değişiyor bu. Yani 68 fit gördüğünüz gibi runway 13 68 fit yüksekliğinde diyor. Hemen hemen bir yarım saat 45 dakika uçuş sürecek. Bu uçuşu dediğim gibi cost indeksi 0-50 arasında 50'ye yakın girersek o kadar hızlı gideriz. Ama sıfıra yakın girersek ekonomik uçuş yapmış oluruz.
Tabii biz bunu kendimiz de climb cruise tuşlarına basarak FMC'de kendimiz de girebiliriz. Hızı arttırabiliriz. Alçalmaya geçeceğimiz zaman zaten az kaldı, 28 deniz mili sonra alçalacağız. Tekrar ayarları, yapacağımız ayarları göstereyim ben. Bu arada şeyden bahsedeyim. Sol üstte gördüğünüz gibi FMC Speed Vnav Pat yazıyor. Yani bu bizim otomatik pilotta sorunsuz uçtuğumuzu gösteriyor. Şu an alçalmaya başlıyoruz. Dediğim gibi 1900 feet girdim ben 600 domuzu. 16 deniz mili sonra top descent noktasına, hatta 16 deniz mili 16 deniz mili sonra Akedo'ya ulaşmış olacağız. Yani hemen hemen bir 3-4 deniz mili sonra top descent noktasına ulaşmış olacağız. Bu TD yazıyor gördüğünüz gibi orada. Mutlaka bizim 600 domuzu pist artı 1800 feet girmiş olmamız gerekiyor. Yoksa alçalmaz. Diyelim ki girmedik. Biraz geç fark ettik. Hemen 1900 feet yazıyor ya. Onun hemen sağ altında alt yazıyor. Ya da şöyle 600'ü ayarladığımız yuvarlağın hemen sağına iki kere basıyoruz o kara tuşa. O otomatik geçerli oluyor, girdiğimiz yüksekliği geçerli yapıyor. Yani yine telaşlanmaya gerek yok. Airbus kadar rahat değil ama her şey kontrolü bizde, yani sorun olmuyor. Gördüğünüz gibi alçalma başladı. Bu bizi pist başına kadar alt götürecek. Hızımızı da kendisi ayarlayacak. Burada TKS off yazıyor. Turuncu renkli görüyorsunuzdur. Dediğim gibi ben temel prensiplerden bahsediyorum. Solda standardı diyor ki, turuncu yanda standardı QNH standarttan çıkarın diyor. Hemen şeyden kurs değerinin hemen solundaki, sol en üstte kursun hemen solundaki yere bir kere faremizle ortasına tıklıyoruz ve QNH'i normal moda çeviriyoruz, standart moddan. Bir kere B'ye basarak güncel QNH'i ulaşabiliyoruz. Bu direksiyon buradaki sarı şey nedir diyen olabilir. Bu alçalma, tırmanma, takeoff sırasındaki aşamaları gösteren sarı bir çubuktur. Onun bir önemi yok. Ben başka bahsedebileceğim ne var burada bakıyorum da. Şeyin otobrakeyi 3. seviyeye getiriyoruz. İnitref'e basıyoruz. İnitref'te 40 dereceye 144 knot yazıyor. Ailesfren kansımız 110.10'muş. Shift 4'e basarak radyo panelini açıyorum. Burada nav 1, soldaki nav 1'e standby olan yerine 110.10 frekansını giriyorum. Sonra TFR tuşu var. TFR tuşuyla bunu sol taraf aktif pencere kısmına alıyorum. Aynısını sağ taraftaki nav içinde yapıyorum. Navigasyon içinde yapıyorum. Burada 110.10'u giriyoruz. Tekrar TFR'ye basıyoruz. Aktif penceresine geçiriyoruz. Sonra bir nav 2 yazıyor burada. Alttaki ADF panelinin hemen üstünde bir nav 2. Buna basıyoruz. Bu bir nav 2 tuşuna aktif yapıyoruz bu frekansın geçerliliğini. Aynısını sağ taraftaki için de yapıyoruz bir nav 2'ye. Ve ISO frekansına girdiğimiz zaman, yaklaştığımız zaman o frekansa doğru zaten ötmeye başlayacak. Duyacaksınız sesini. İşimiz bitiyor burada. Başka bir şey yok. Shift 4'e basarak kapatıyoruz bunu. Bu ATC 1200 yazıyor. Frekansı buraya İVA'da uçuyorsanız nokta X boşluk 2000 yazarak girebilirsiniz. Size verdiği SQUAW koduna. Bu Tara moduna getirirsiniz. Siz bunu yukarıya çevirirsiniz. Trafik varsa trafiği size bilgisini veriyor bu. Başka burada bu tür şeyler var. En üstte ADF, sol en üst, sağ en üst. Bu bizim bulunduğumuz ATC frekansına oraya gireriz. Yani şu an offline uçtuğum için bir şey girmedim oraya. Sonracıma 10.000'e doğru yaklaştık. 10.000
inen aşağıya geçerken Umut 10.000'e ulaşınca o minifit'e mutlaka QNH'i standarttan çıkartmış olmamız lazım. FMC'den bakıyoruz. Hemen hemen bir 15-20 dakikalık yolumuz kalmış. Yani bir 30-25-30 deniz mili var. Buradan program tuşuna basarak bu sayfaya ulaşabiliriz. Diyor ki 10-11 Zulu'da Samsun'a ulaşmış olacaksınız diyor. Saatimiz solda bakıyoruz 09.58. 12-13 dakika sonra ulaşmış olacağız. Buradan da bilgileri görebiliriz. Hangi bacağa hangi zamanda ulaştığımızı buradan görebiliriz. Ne kadar yakıtımızla ulaşacağımızı görebiliriz. Diyor ki 12.1, %12.1 yakıt olacak diyor deponda. Buralar önemli değil. Now status tuşuna basınca bizi pek ilgilendirmiyor. Şu an temel şeylerden bahsettiğimiz için. Lakes'e basıyorum. Geri bacaklara dönüyoruz. Gördüğünüz gibi uçak artık rota doğrultusunda alçalmaya devam ediyor hepsinin verdiği bilgilerle. 285'e 15 knot rüzgarımız var. Kuyruktan 14 knot rüzgar geliyor. Ok arkadan değil de önden gelseydi bu baş rüzgar oluyordu. Heat wind diyorlar buna. Gördüğünüz gibi rotayı şeyden çevirebiliriz. Bu kurs değerinin solunda hemen sol tarafında 10, 20, 40, 80, 160, 320 diye yazıyor. Onu sağa sola mouse'la ortadaki büyük tuşumuzu ileri geri ilerleterek genel görünümünü büyütüp küçültebiliriz. Bu bacaklarımızın nerede olduğunu görebiliriz. AF047'ye 20 deniz milimiz kalmış. 55 heading ile ilerliyoruz. 55 heading'i zaten FMC kendisi giriyor. Başka bir söyleyebileceğim. Drag Request yazdı FMC'de gördüğünüz gibi. Diyor ki hızını yavaşlat diyor. Biraz daha yavaş olman lazım diyor. Çünkü 10.000 fitin altında 250 knotun 250'nin altında olmamız lazım. FMC kendisini ayarlıyor. Eğer şeyse çok hızlıysak, çok hızlı alçalıyorsak Ö'ye basarız bir kere. Bu bizi yavaşlatır. Kanat uçlarındaki şeyleri kaldırır. Hızımızı yavaşlatır alçalırken. Tekrar Ö'ye basarsak da kapatmış oluruz. Bunu son bacaktayken Shift Ö yaparak an konumuna getirebilirsiniz. Fark etmez. Tamamen keyfinize kalmış. Şu an 250'nin altına düştük ve artık 10.000 fitin altına FMC bizi alçaltıyor. Yani her şey otomatik oluyor. Ben hiçbir şeye dokunmadım burada. Pisti pas geçersek ulaşacağımız noktayı da görüyorsunuz. Hold atacağımız yer kesik mavi çizgili olarak görülüyor. Ola ki yüksek kaldık ya da wind shear vesaire değişik sorunlar oldu. Hold'a giriyoruz orada. Dediğim gibi şimdi 8000 feet artık iyice alçalıyoruz. Hemen hemen bir 5 dakika falan kaldı. Pist de görünüyor artık zaten hemen karşımızda. Şimdi sola döneceğiz ve 180 derece sağa dönüp geriye dönüp pistimizi karşımıza alıp ineceğiz. Bu 1100 1050 landing descent rate ile alçalmaya devam ediyoruz. Ara ara B'ye basarak QNH'i bulunduğumuz ortamın QNH'ini güncellemeyi unutmayın. Özellikle en az bir 5 deniz mili varken pistte bunu mutlaka yapın. Şimdi init ref'e basıyoruz. 40 derece 143 knot diyor. Burada 40 derece 143'e 2 kere basıyoruz. Ve bu bizim approach'taki yaklaşmadaki hızımızı, flaplerimizi vesaire otomatik olarak girmiş oluyor. Lex'e basıyoruz, geri dönüyoruz. Bacak sayfamıza. Artık şey çıktı. ILS frekansına girdiğimizi burada görebilirsiniz.
Sağ tarafta pist hizasında kesik kesik çizgiler var beyaz renkli. Onu 360 derece çevirin. Onun içinde ise ailes ötmeye başlıyor. Bu arada açılırken hızımız artabilir. Endişelenmeyin. Bu ki tekrar kendi hızını düşürecektir. Ama mutlaka son bacakta hızımız maksimum 160, minimum 125 olmalı. 125-120'nin altında stall olma durumumuz olabilir. 160'ın altında, 160'ın üstünde olursa yani sıkıntı. İnerken çok sert bir iniş olur. Bakıyorum söyleyebileceğim. Alfa Foxtrot 050'ye ulaştıktan sonra Charlie India 43 Charlie India 43'e gelir gelmez Warlock tuşuna basacağız. Bu arada flapleri biraz daha açıyorum ben. Çünkü bayağı bir hızlı kalıyoruz. Zaten yaklaştık artık biz de inmeye. 10 şöyle söyleyeyim. 10 deniz mili varken maksimum hızınız 160-165 olsun. 165'ten fazla olmasın yani 10 deniz milinden. Kolay olur. İnişiniz rahat olur. Yavaş inersiniz. Tüy gibi inersiniz. Ben biraz daha flapları açtım. Şu an 1, 2, 3, 4. seviye, 1, 2, kaçıncı seviye? 1, 2, 3. seviyede flap. Ya dediğim gibi en temel şeylerden bahsediyorum burada. Hiç uçamayan arkadaşlar için de bu videoyu hazırlamış olayım. Burada bu videoyu Alper Kaptan için hazırlıyorum ben. Ama diğer arkadaşlar da izlesin, faydalansın. Charlie India 13'e 3000 fite gidiyoruz artık. Aften'e ulaşınca Warlock'a basacağız. Ya da Charlie India 13'te de basabiliriz. Çünkü zaten IS frekansı dairesinin içine girmiş oluyoruz. Kesik çizgilerden içeriye girmiş olacağız. Bu bize frekansın geçerli olduğu alana girmiş olduğumuzu gösteriyor. Buffer üzerinden yaklaşmaya devam ediyoruz. Aptene geldik. Bu artık Warlock'a basabileceğimiz anlamına geliyor. Son bacaktan önce bulunduğumuz bacaktayken Warlock'a basıyoruz. Warlock'a basınca da artık zaten yüksekte mi alçakta mı olduğumuzu görebiliyoruz. Bu sol üstteki ekrandan. Yani 3000 fite götürüyor. Bu aşamadayken artık pisti hemen hemen hizaladık yani. Bakıyoruz, gideceğimiz pist tam karşı hizada görünüyor. Açısı 3-5 derece falan fark edebilir, önemli değil. Approach'a basıyoruz biz bu aşamadayken. Önemli olan pisti karşımıza almış olmamız approach'a basmak için. Ve ALS frekansı alanın içinde olmamız lazım. Gördüğünüz gibi alçalmaya otomatik olarak bizi ALS indiriyor. Single Charlie Hotel yazıyor artık. Gördüğünüz bu yazıyı içiniz rahat olsun. Bu arada hızımızı 140'a çekiyorum ben. O 160 küsürdeydi. 140'a çevirdim.
daha rahat bir iniş olması için. Bunu 135'e 130'a da çekebilirsiniz. 1 derece, 1-2 derece daha flapları açıyorum ben. Bu flaplar şirketten veya adam veya değişir. Herkes kendi kurallarına göre flap açısı, derecesi, seviyesi oluyor. Bu glide slope'u takip ediyoruz. Pembe renkli kare şu an tam bizim burun hattımızda görünüyor yani. Sorunsuz. Pisti hizaladık. Al çalmaya devam ediyoruz. 2 kırmızı, 2 sarı yanıyor. Bu kırmızı sayısı ne kadar fazlaysa o kadar erken yere ineceğimizi gösteriyor. Yani yere çakılıyor olabiliriz de. Ama sarı fazlaysa pas geçiyor olabiliriz. Sarı fazlaysa havada kalıyoruz demektir. Çok havada kaldık demektir. Ailesi yaklaşıp yaklaşmadığımızı bu pencerede yine hız yükseklik penceresinde görebiliriz. ILS yazıyor orada. ILS yaklaşıyorsun diyor şu an. Warlock, Glide Slope'la yaklaşmaya devam ediyorsun diyor. Ben 1000 feet kalasıya kontrolü kendim alacağım. Bazen ILS bizi çok sert iniş, çok sert demeyeyim de sert bir iniş yaptırabiliyor. Ben genelde kendim için böyle bir uygulama yapıyorum. 1000 feet kala. Siz 500 feet kala yapabilirsiniz. 1500 fark etmez. Ama kesinlikle CMDA'ya dokunmuyorsunuz. CMDA'ya dokunmak yok. O bizim FMC'de girdiğimiz değerlere göre uçuşumuzu sağlıyor. Ola ki dokundunuz, kapattınız, tekrar geri basarsınız. Ama sonra demeyin niye otomatik pilot çalışmıyor diye benden söylemesi. Bu ekranları kapatabiliriz. Çünkü biz karşımızda artık bir şeye ihtiyacımız kalmadı. Ben manuel joystick'imle levyeyi ileri iterek manuele geçiyorum. Yaptığım sadece levyeyi ileri itmek. Herhangi bir tuşa basmadım. Yanıp sönen sarı renkli AP'ye bir kere tıklayarak uyarıyı kapatıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi iki sarı, iki kırmızı yanıyor. Ve dört kırmızı oldu. Diyor ki çakılacaksın diyor. Biraz burnunu havaya kaldır diyor. Burada kendiniz zaten yaparsınız buraları. Ama klavyeden iniş sıkıntıdır söyleyeyim ben. Mutlaka 5-10 liralık da olsa bir joystick edinin. Bu senaryo sıkıntı olduğu için böyle bir şey saçmalık olmuş. Senaryo yapan arkadaş galiba gözünden kaçmış bu kırmızı direk. Sorunsuz bir iniş gerçekleştiriyoruz. Şu an kasma olduğu için hızımızın yavaşladığını flaps'la çektiğim için siz göremiyorsunuz. Şu an bir kasma var. Bu kadar. Alp Kaptan'a, Alper Kaptan'a sevgiler. İyi uçuşlar.